Değerli 10. sınıf öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 10. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberiz. Videomuzun cevaplarına geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da likelediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar sorular önümüzde geçiyor. Öncelikle durdurarak siz soruları cevaplayın ve cevaplarınızı not edin. Daha sonra bu sorularımızı beraberce cevaplayalım ve sonuç olarak kaç puan aldık, nasıl bir sonuç aldık bunu görelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorularımız tabii test tekniği uygulanarak sorulmuş sorular. Aynı zamanda kanalımızda klasik birinci dönem, ikinci dönem birinci yazılı sorularımız da mevcut arkadaşlar. Onları da çözersiniz. Bu soruları bu şekilde hazırlamamızın bir nedeni de belki test şeklinde de sınav yapacak olan okullar olabilir diye bir katkı sunalım amacıyla gerçekleştirdik. Evet, haydi şimdi cevaplara geçelim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, birinci sorumuzda hatırlarsanız aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının ayırıcı özelliklerinden değildir diye sorulmuştu arkadaşlar. Edirne seçeneği değildir arkadaşlar. Mesnevi, kıta, şarkı, gazel gibi nazım şekillerinde yazılırlar ifadesi yanlış arkadaşlar. Anonim halk edebiyatının içine mesnevi, kıta, şarkı, gazel gibi nazım şekilleri girmez arkadaşlar. Aynı zamanda bunlar bir halk edebiyatı ürünü de değildir. Mesnevi, kıta, şarkı ve gazel divan edebiyatı nazım şekilleridir. Aynı zamanda söyleyenleri de bellidir. Anonim halk edebiyatı nazım şekli değildir. Ama diğer şıklarda yani A, B, C ve D şıkları sevgili arkadaşlar anonim halk edebiyatının özelliklerindendir. O zaman o 4 şıkkı ezberlerseniz sınavda karşımıza çıktığı zaman maddeler halinde yazalım. Soru 2'ye gelelim arkadaşlar. Aşağıdaki şıklardan hangisinde tamamıyla tasavvufi halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir diye sorulmuş kıymetli öğrencilerim. Arkadaşlar Ceyhan şıkkında doğru olarak verilmiş. İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye. Bunlar arkadaşlar hepsi tasavvufi halk edebiyatı ürünleridir. Diğer şıklardaki arkadaşlar verilen eserlerden birkaçı farklı olduğu için doğru cevap değildir. Üçüncü soruya gelelim arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki dörtlük hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Arkadaşlar Bursa seçeneğine varılamaz. Söyleyeni belli değildir diyor. Hayır. Arkadaşlar bir defa bu 11'li hece ölçüsüyle yazılan bir şiir, koşma tarzı yazılan bir şiir, yarım kafiye ve redif kullanılmış, sevgi, aşk, duyguları işlenmiş, sade bir Türkçe ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Bunlar gösteriyor ki arkadaşlar bu bir aşık tarzı edebiyatın ön plana çıkan özellikleri. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru değil diyoruz verilen özelliklere göre Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Evet arkadaşlar soru 4'e geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazımının genel özelliklerinden biri değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Genellikle zengin kafiye kullanılır. Hayır arkadaşlar halk edebiyatında ağırlıklı olarak yarım kafiye kullanılır ve ondan sonra da tam kafiye genellikle kullanılır. Ama ağırlık yarım kafiyedir. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz aşıklar saz eşliğinde irticalen söyledikleri için en kolay yarım kafiye ile şiirler oluşur. Ve soru 5'te ise aşağıdaki destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır denmiş arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz yanlış. Şu destanı Kırgız Türklerine aittir denmiş. Hayır arkadaşlar yanlış burası. Dolayısıyla buradaki Kırgız Türkleri yanlıştır. Kırgız Türklerine ait destan Manas destanıdır sevgili arkadaşlar. 6. sorumuza geliyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki destanlardan hangisi
Türk destanlarından biri değildir diye sorumuz sorulmuş. Arkadaşlar, Gılgamış destanı Türk destanlarından değildir. Göç, Ergenekon, Türeyiş ve şu destanı Türk destanıdır. Gılgamış destanı değildir. Soru 7. Aşağıdaki destanlardan hangisi doğal destanlardan biri değildir demiş arkadaşlar. Üç Şehitler destanı doğal bir destan değildir arkadaşlar. Yazarı belli olan, yakın zamanda yazılmış bir destanımızdır. Ama Göç, Ergenekon, Türeyiş, Alpertunga destanı epope, doğal destanlardandır. Soru 8'de aşağıdaki destanlardan hangisi Türk destanlarından biri değildir denmiş arkadaşlar. Bursa seçeneği, Kurtarılmış Kudüs Türk destanı değildir. Türkiye dışında yazılmış destanlardan, Türk edebiyatı dışında yazılmış destanlardandır. Göç destanı, Türeyiş destanı, Şu destanı ve Alpertunga destanı arkadaşlar Türk destanı. Bursa seçeneği, Kurtarılmış Kudüs ise Türk destanı değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, 9. sorumuza gelelim. Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir diyor. Arkadaşlar, Edirne seçeneğine bakıyoruz. Şu destanı, Oğuz Kağan destanı ve Göç destanı doğal destandır arkadaşlar. Diğer şıklarda Üç Şehitler destanı değildir. Kaybolmuş Cennet değildir. İlahi Komedya değildir ve Yedi Mehmetler değildir. Dolayısıyla A, B, C, D şıkları değil. Edirne seçeneği doğru cevaptır. Soru 10'da ise arkadaşlar bir dörtlük verilmiş ve yukarıdaki halk şiiri dörtlüğü nazım türü bakımından hangisine girer aşağıdakilerden? Yani konusuna göre biliyorsunuz nazım türlerini taşlama, güzelleme, ağıt, koçaklama gibi ayırmıştık arkadaşlar. Burada yiğitlik ve kahramanlık konuları işlendiği için arkadaşlar buna biz kahramanlık konusu işlendiği için koçaklama diyoruz. Bu nazım türünün nazım şekli de epik şiirdir arkadaşlar. Dolayısıyla epik şiirlerin halk edebiyatındaki karşılığı koçaklamadır arkadaşlar. Yani yiğitlik, kahramanlık özelliği gösterir. Ve arkadaşlar 11. sorumuza gelelim. İslamiyet öncesinde Türk edebiyatında koşup, İslamiyet sonrasında halk edebiyatında koşma, divan edebiyatında ise nokta nokta benzer konular işleyen nazım şeklidir. Yukarıdaki boş bırakılan yere arkadaşlar diyor, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gazel getirilmelidir. Çünkü gazelde de aşk, sevgi, tabiat gibi konular, şarap gibi konular işlenir. Benzerlik gösterir yukarıdaki cümlelerde ifade edilen nazım şekliyle. Onun için Ceyhan'ı getirmemiz doğru olur. Soru 12'ye bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden biri değildir denmiş arkadaşlar. Edirne seçeneği. Arkadaşlar, din duygusuna yer verilmez. Bu romantizmin özelliklerinden değildir. Dram türü bu dönemde ortaya çıkmış, yapıtlarda ulusal duygu ve değerler önem arz etmiş, bu akımda tabiat önemli bir yer tutmuş ve yapıtlarda karamsarlık ön planda arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne seçeneğini eliyoruz. Bir boşluk doldurma. Arkadaşlar diyor ki yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşlar, burada edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman ve bunun yazarı sorulmuş. Ceyhan seçeneğinde bu doğru olarak verilmiş. Arkadaşlar, Eylül edebiyatımızda ilk psikolojik roman olarak kabul edilir. Mehmet Rauf da bu romanın yazarıdır. Arkadaşlar, soru 14'e geliyoruz. Aşağıdaki destan, millet, ulus eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır denmiş arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman Edirne seçeneğini işaretliyoruz. Nibelungen Yunan olarak söylenmiş arkadaşlar. Yanlış, Cermen olması lazım. Ama Kalevala Fin, Şinto Japonlara ait, Türeyiş Türklere ait, Şehname ise İran edebiyatına aittir. Nibelungen Yunan edebiyatına ait değil. Yunan edebiyatında İlyada, Odise destanları Yunan edebiyatına ait destanlardandır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 15. sorumuza geliyoruz.
Yukarıda tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar burada Tanzimat Edebiyatı yazarlarımızdan, ilk romancılarımızdan ve 200'e kadar eseriyle ön plana çıkmış romantizm akımının temsilcilerinden Ahmet Mithat Efendi ne yapılmaktadır? Tanıtılmaktadır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğrudur. Bir diğer sorumuzda da yukarıda tanıtılan romanın yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde ifade edilmiş, sorulmuş arkadaşlar. Burada da sevgili arkadaşlar dikkat ediyoruz. Roman tanıtılmış, romandaki kahraman ve romandaki kahramanın özellikleri verilmiş. Arkadaşlar bunlar burada Mai ve Siyah romanının kahramanı Ahmet Cemil'den bahsediyor ve Ahmet Cemil'in başından geçenler anlatılıyor. Dolayısıyla Mai ve Siyah romanının yazarı da Halit Ziya Uşaklıgil'dir arkadaşlar. Dolayısıyla burada Ceyhan seçeneğini biz doğru olarak ne yapmamız lazım? Kabul etmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil. Evet, Ceyhan seçeneği olarak bunu belirtiyoruz kıymetli öğrencilerim. Evet sevgili arkadaşlar, diğer sorumuza gelelim. Öğretmen derste şöyle diyor. Aşağıda Tanzimat dönemi sanatçılarından Nokta Nokta'nın Araba Sevdası adlı romanından bir parça verilmiştir. Metni Felahatun Bey ile Rakım Efendi romanından okuduğunuz parça ile dil anlatım yönüyle karşılaştırınız diyor dersin öğretmeni. Diyor ki sorumuz, yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Yani Araba Sevdası adlı romanın yazarı kimdir? Bunu soruyor. Arkadaşlar Recaizade Mahmud Ekrem ilk gerçekçi romanlarımızdan birisi arkadaşlar. Birincisi hatta öyle diyelim. Recaizade Mahmud Ekrem yazmıştır. Soru 18'e gelelim. Servet Fünun döneminde yazılan romanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Aşk-ı Memnu, Nemide, Eylül, Nadide bunlar Servet Fünun dönemi eserlerinden, fakat Ateşten Gömlek milli edebiyat dönemi, özellikle milli mücadele dönemi edebiyatımızla ilgili Halide Edip Adıvar'ın eseri Denizli seçeneği yanlıştı. Evet, yukarıda tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Burada gene Halit Ziya sorulmuş arkadaşlar. İki önceki sorumuzda eserden hareketle sorulmuştu. Burada doğrudan kendisi tanıtılmış. Halit Ziya Ceyhan seçeneği ve soru 20 arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın işlendiği romanlardan biri değildir denmiş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Vatan yahut Silistre Kurtuluş Savaşı'nın işlendiği roman değildir. Bu bir tiyatro eseridir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti dönemindeki bir savaştan hareketle yazılan bir kale muhasarası var. Orada hareketle yazılan bir eser Namık Kemal'in eseri arkadaşlar ve aynı zamanda Vatan yahut Silistre ilk sahnelenen eserimizdir sevgili arkadaşlar. Ama Ateşten Gömlek, Yaban, Yorgun Savaşçı, Kalpaklılar Cumhuriyet dönemi eserlerindendir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı işleyen, öyle diyelim, eserlerimizdendir. Evet, bir diğer soru. Milli Edebiyat dönemi roman ve hikaye yazarları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez diyor arkadaşlar. Milli Edebiyat dönemi roman ve hikayecileri arasında Namık Kemal. Sevgili arkadaşlar, Ceyhan Namık Kemal. Neden? Namık Kemal divan edebiyatı düzeltiyorum. Tanzimat dönemi edebiyatı yazarımızdır arkadaşlar. Tamam mı? Tanzimat dönemi yazarımızdır. Romantizm akımından da etkilenen bir yazarımızdır. Dolayısıyla değildir ama Ömer Seyfettin, Halide Edip, Refik Halit, Falih Rıfkı Atay milli edebiyat dönemi yazarlarımızdandır. Ve gelelim diğer soruya. Yukarıda tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, özellikle milli mücadele katılması, bol ürün eser vermesi,
Osmanlı dönemi ile ilgili yazdıkları, Milli Mücadele döneminde yazdığı eserlerle Halide Edip adı var. Metinde ne yapılıyor? Tanıtılıyor arkadaşlar. Onun için Halide Edip adı var şıkkını işaretliyoruz. 23. soruya gelelim. Halit Ziya Uşaklıgil eserlerinde batılı edebiyat akımlarından nokta nokta akımının özelliklerini yansıtırken Ahmet Mithat Efendi ise nokta nokta akımının özelliklerini yansıtır. Burada noktalı yerlere neler getirilmeli? Arkadaşlar ilk boşluğa realizm getirilmeli. İkinciye de romantizm. Çünkü Halit Ziya Uşaklıgil edebiyatımızda realizmin temsilcisidir romanda. Ahmet Mithat Efendi ise romantizm akımının temsilcilerindendir. Dolayısıyla Denizli seçeneğini getirmemiz doğru olur. 24. soruda ise aşağıdakilerden hangisi romanın yapı unsurlarından değildir demiş. Arkadaşlar tema romanın yapı unsurlarından değildir. Romanın yapı unsurları dediğimiz zaman zaman, olay, mekan, kahramanlar olarak ortaya konmak gerekir. Tema ise yazarın romanda vermek istediği temel mesajdır arkadaşlar, iletidir. Arkadaşlar bir dil bilgisi sorusu. Evet, hatta iki dil bilgisi sorusuyla karşı karşıyayız. 25. soruda yukarıda ayraçla belirtilmiş yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir denmiş arkadaşlar. Bursa seçeneğini getiriyoruz. Birinciye virgül, ikinciye virgül, üçüncüye iki nokta üst üste, dördüncüye tırnak, beşinciye nokta, altıncıya tırnak işareti getirmemiz doğru olur. Bursa seçeneği. Soru 26'da ise arkadaşlar yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Bakalım sıfat tanımlaması, sıfat fiil, isim fiil, belirtili isim tanımlaması ve belirtili isim tanımlaması. Arkadaşlar belirtili isim tanımlaması yoktur. İlk romanlarında aşk konularını der. Mesela aşk konuları derken belirtisiz isim tanımlamasını görüyoruz. Evet, sıfat tanımlaması mevcut. Sıfat fiil, evet, sıfat tanımlaması. İlk roman derken değil mi sıfat? Evet, bakalım tutan derken sıfat fiil arkadaşlar görüyoruz. Duygulandırma derken isim fiil diyoruz. Soru 27. Aşağıdaki eserlerden hangisi özelliklerine göre ilklerden değildir denmiş. Gülnihal değildir arkadaşlar. Bir tiyatro eserimiz. Gülnihal'den önce tiyatro eserimiz var ilklerden. Evet. İntibah ilk edebi romanımız. Cezmi ilk tarihi romanımız. Arabe Sevdası ilk realist romanımız. Mavi ve Siyah batılı teknikle yazılan ilk romanımız arkadaşlar. Gülnihal ise normal bir tiyatro eserimiz. Namık Kemal'e ait. Biliyorsunuz ilk tiyatro eserimiz Şinasi'nin yazmış olduğu şair evlenmesiyle. Onun için Edirne seçeneğini eliyoruz. Arkadaşlar diğer sorumuz dil bilgisi sorusu. Yukarıdaki maddeler aşağıdaki şıklardan hangisiyle açıklanamaz? Edirne açıklanamaz arkadaşlar. Ünlem işaretiyle ilgili bir açıklama yok. Ama virgül, nokta, iki nokta üst üste ve noktalı virgülle ilgili sevgili arkadaşlar yukarıda açıklama verilmiş. Tanımlama verilmiş, özellik verilmiş fakat ünlemle ilgili açıklama verilmemiş. Edirne seçeneği doğru cevap. Ve soru 29'a geliyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki parçada diyor kaç tane sıfat tanımlaması vardır diyor sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım 5 tane diyebiliriz. Bir insan dediğimiz zaman burada bir sıfat tanımlaması var. Hangi aşamalar dediğimiz zaman hangi aşama bir sıfat tanımlaması var. Bugünkü hal dediğimiz zaman bir sıfat tanımlaması var. Gene bugünkü hal diye bir başka sıfat tanımlaması var. Ve gelecekteki davranışlar derken bir sıfat tanımlaması var. Dolayısıyla 5 tane sevgili arkadaşlar sıfat tanımlaması görüyoruz. Evet arkadaşlar bir yazılı videomuzun sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. İkinci dönem birinci yazılısı test sorularıyla sizlerle beraber olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like attığınız için çok teşekkür ederim. Gireceğiniz yazılılarda başarılar dilerim. Arkadaşlar ikinci dönem birinci klasik yazılı sorularımız da kanalımızda
mevcut. Özellikle 10. sınıf yazılı soruları oynatma listelerine tıklarsanız orada göreceksiniz. Bu sorularımızı da çözebilirsiniz. Veya lise yazılı soruları oynatma listemize de tıklayarak oradan da çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet, videomuzu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Başarılı bir yazılı geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.